Evet, şimdi ise kripto paralara ilişkin son gelişmeleri konuşacağız. Blockchain ve kripto para eğitmeni Devrim Danyal bizimle beraber. Devrim Bey'e günaydın, hoş geldiniz. Sevgili Reyhan Hanım, günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi hafta sonu yerli kripto borsası BTC Türk bir siber saldırıya uğradığını açıkladı ve bu sürece ilişkin biraz konuşarak başlayalım dilerseniz. Yani burada güven konusu tabii ki çok önemli. Hep en başından beri konuşuyoruz, işte kripto paralar biraz daha böyle kurumsallaştıkça daha fazla insanın güven duyması, bu ekosistemin büyümesi adına gerçekten çok büyük önem taşıyor. Ama bu gibi olaylar oldukça tabii işte ekosistem üzerinde de bir direkt olarak bir saldırı gibi yorumlanabilir. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani şu an itibariyle işte bu soğuk cüzdan, sıcak cüzdan, bunlar ne kadar güvenli acaba yatırımcıların kafasında olan soru işaretlerini biraz gidermek adına neler söylersiniz? Öncelikle BTC Türkiye geçmiş olsun diyelim. Global bazda olduğu gibi ülkemizde de bu tip sıkıntılar yaşanabiliyor. Sonuçta dijital bir ortamın içerisindeyiz. Bunda ne kadar fazla kendi süreçlerinizi iyileştirmeye çalışsanız da sizden daha farklı bakan insanlar bu süreçlerde size negatif bu şekilde etkiler yaratabiliyorlar. Bu tabii ki sadece borsa tarafı için değil, kullanıcı tarafı için de çok önemli bir nokta. Ben burada yatırımcılara, borsalarda para tutan yatırımcı arkadaşlarımıza öncelikle sakin olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü o ana kadar herhangi bir önlem almamışlarsa o andan sonra yapacakları bütün işlemlerin hepsi panik havasında gerçekleşeceği için çok da ayakları yere basmayan yapılarda olabilir ya da o panikle yanlış işlemler yapabilir. Bu süreçlerde ne önerirsiniz ya da bugüne kadar hep neleri öneriyoruz diye baktığımız zaman da sizin de belirtmiş olduğunuz gibi kripto varlıkların kendi bireyler tarafından kullanabilmesi ya da bunun saklama hizmetlerinin kendileri tarafından da var olduğunu hatırlatmak geliyor en başta. Bunlar için de şöyle bir sıralama yapmamız gerekirse öncelikle biz kendimiz yatırımcı bazında paralarımızı borsalarda tutacağımız zaman niye bunları borsalarda tutuyoruz diye baktığımızda genelde karşımıza çıkan cevap hep bunları alım satım süreci içerisinde bir kar elde edebilmek ya da o karı realize edebilmek adına karşımıza çıktığını görüyoruz. Burada yatırımcılara verebileceğimiz en önemli tavsiyelerden bir tanesi kendilerinin büyük meblağda olan tutarlarını soğuk cüzdanlarda, yani internete bağlı olmayan ya da özellikle donanımla birlikte sadece onların işlem yapabileceği yapıda tutuyor olmaları bugüne kadarki en önemli çözümlerden bir tanesi. Burada da genelde şöyle bir tepki geliyor. Biz bu ekosistemin içerisinde alım satım yapacağız. O zaman çok büyük bir meblağın dışında geri kalan kısmı sıcak cüzdanlarınızda tutabilirsiniz. Bu sıcak cüzdanları ister merkezi ister merkeziyetsiz borsalar aracılığıyla da istediğiniz şekilde yatırım sürecinde kullanabilirsiniz. Yani burada kendimizi güvende hissedebilmemizin en önemli noktası o. Bu kadar karın ağrısı, bu kadar kalp çarpı yaşamadan bütün bunların hepsini çözebiliriz. Tabii bunların daha üst kademeli, yani eğitim aldıkça ya da kendimizi geliştirdikçe hem teknoloji hem de finans okuryazarlığı tarafında bunların çok daha ileri versiyonları da var. Tabii bunları öncelikle çok arka plana atmamak ya da başkalarına güvenmemek gerekiyor. Güven unsurunu da kendi üzerimizde elde edebiliyor olmamız için orada da o hakimiyete sahip olabilecek bilgi düzeyine erişmemiz lazım. Burada tabii ki artık söylemekten dilimizde tüy bitti diyelim. O kripto varlıklar içerisinde cüzdana ait kelimeler sizin hakimiyetinizde değilse, sizin elinizde değilse ne yazık ki onlar sizin değil. Not your keys, not your coins mottosuyla da İngilizce terminolojide geçen çok önemli bir nokta var. Yani key'ler ya da o kelimeler senin elinde değilse paralar senin değil. Bu açıdan baktığımızda da o kelimeleri düzgün bir şekilde tutabilmek bizim kendi finansal ekosistemimizde kendimizi daha güvende hissedeceğimiz bir noktaya getirecek. Burada da işte bunlar artık teknolojik gelişmesiyle birlikte de çok ileri seviyelere gelmeye başladı. Biyometrik doğrulamayla ya da donanım şifreleme cihazlarıyla birlikte bunların güvenliğini arttırabiliyoruz. Two Factor Authenticator dediğimiz iki aşamalı doğrulama sistemleriyle birlikte istersek mail adresimiz, cep telefonumuz ya da gene fiziksel donanım cihazlarıyla birlikte bunları
daha güvenli hale getirebiliyoruz. Bu da yetmediyse multi-signature dediğimiz çok imzalı farklı cüzdan yapılarıyla birlikte bunu genelde kurumlar kullanıyor ama artık bireylere de önermeye başladığımız bir yapıya evriltiyoruz. Yazılımlarımızı güncel tutmak, cüzdanlarımızı yedeklemek, tek bir cüzdan içerisinde bütün kripto varlıklarımızı tutmak yerine sepet yapmak ya da önümüze gelen her linke tıklamamak ya da dijital kendi cüzdanlarımızda işlem yaparken bile bütün bunların hepsine en azından özen gösteriyor olmak, okuduğumuzu anlıyor olmak birazcık daha bizim bu süreçte varlıklarımızı daha güvende tutmamızı sağlayacak. Bunlar oldu geçmiş dönemlerde. Gene olacak ama bütün bunların hepsini çok daha rahat bir şekilde sadece haberlerden okuyarak atlatabilmek kendi elimizde. O yüzden bunu bireyler olarak birazcık daha önemsemeliyiz diye düşünüyorum. Evet, şimdi kalan vaktimizde de piyasalara dair beklentilerinizi duymak isteriz. Çünkü kriptoda Nisan'dan bu yana en kötü hafta geride kaldı. Sert bir geri çekilme var. 70 bin dolardan iyice uzaklaşıyor Bitcoin ve Bitcoin'de sert bir düşüş olduğu zaman altcoin'ler iyice çakılıyor. Bunu da takip ediyoruz. Ne dersiniz? Hani şu anda Ethereum ETF'leriyle ilgili de böyle sanki olumlu bir süreç başlamıştı ama tabii ki hani biraz süreci belirsizdi o sürecinde ama yani buradan sonra neleri fiyatlayacak, biraz daha geleneksel piyasalar gibi daha fazla verilere mi odaklanacak, merkez bankalarına mı odaklanacak kripto paralar? Hemen süremiz yettiğince onlara da deneyelim sevgili Reyhan Hanım. Özellikle 2,5 trilyon doların uzun bir süre stabil kaldığı bir hacim yapısında şu anda 2,27 trilyon dolara düşmüş durumda kripto para piyasasının toplam hacmi. Rakamlara da hızlıca bakacak olursak Bitcoin 70 binlerin üzerinde kalması beklenirken şu an 62.500 dolar civarında 1,23 trilyon dolarlık bir market hacmine sahip. Ethereum 3.375 dolar yani 413 milyar dolarlık bir hacimle ikinci sırada gene ve Tether'in burada yani USDT'nin en büyük stabil kripto paranın 113 milyar dolar olduğunu görüyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi BTC'nin dominansı yani Bitcoin'in altcoin'lerle arasındaki bu dominans altcoin'lerin süreçlerini de çok ciddi yakından etkiliyor. Onun da %50'lerden şu anda 54.3'lere çıktığını görmeye başladık. Bir de Bitcoin ve Ethereum'un haricinde Total 3 olarak adlandırılan bir endeks var. Bu Bitcoin ve Ethereum'un haricindeki piyasadaki ilk 125 coin'i, token'ı içeriyor. Onların da toplam değeri şu anda 600 milyar doların altına inmiş durumda bu dönem içerisinde. Sonuçlar ve getiriler ya da önümüzdeki gelecekle ilgili beklentilerimize geldiğimiz zaman da biliyorsunuz işte Bitcoin ETF'leri demiştik. Ardından Bitcoin'in halving'i gelmişti. Şimdi Bitcoin'in halving'inde özellikle son 14 senenin en fazla madencilerin elindeki Bitcoin'in satışa çıkarıldı. Yani tersine söylemek gerekirse Bitcoin madencilerin elinde artık bulunmuyor. Evet. Ve bunların en önemli eksikliklerini yaşar hale geliyoruz. İkinci önemli nokta Fed'in faiz düşüşünde herhangi bir yaprağın kıpırdamıyor olması, hatta bunun daha uzun vadeleri yayılıyor olması gene kripto varlık ekosistemi için bir negatif duruma geldi. Biliyorsunuz seçimler var Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde, herkes buna odaklanmaya başladı. Gene Mayıs ayı içerisinde evet. Sell in May and go away dediğimiz Mayıs'ta sat uzaklaş vardı. Bütün bunların hepsinin ardından Bitcoin'de ETF çıkışları var son haftada. Son olarak da ETF'in Ethereum tarafında da 2 Temmuz'da listelenmesi bekleniyor. Hani bu kadar olumsuz haberin ardından da belki olumlu haber olarak görünebilir diyelim. Çok çok teşekkürler. Kapsamlı bir özet geçtiniz bizler için. Blockchain ve kripto para eğitimin Devrim Danyal bizimle beraberdi. Şimdi sırada günün raporu var.